LGS'ye son 134 gün, hala hayallerimize ulaşmak için yeterince zamanımız var. Yeter ki vazgeçmeyelim, ciddi bir şekilde ve gayretli bir şekilde çalışmaya devam edelim. Hemen günün yorumuyla başlıyorum. Emin Çelik 312 tane beğeni almış. Diyor ki, hocam dershane ortamı verimini evde nasıl sağlayabiliriz? Bir de neredeyse 134 gün kaldı ve ben çok iyi değerlendiremedim. Bir de ayrı yazılır bu arada. Zamanımı eğer bugün de başlar ve devam edersem iyi bir okul kazanır mıyım? Bundan sonrası için tavsiye verir misiniz? Artı bir demiş. Hemen tavsiyemize geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Birincisi evde dershane ortamını sağlamanız için sessizliği yakalamanız lazım. Eğer sessiz bir ortam yoksa başarıyı yakalamanız biraz zor. Sessizlik için kendinize ait bir odanız olması lazım. Kendinize ait bir oda yoksa, oda ikide bir arkadaşlarınız, kardeşiniz, büyükler giriyorsa, o zaman kütüphaneler, ders dershanelerden 10 kat daha verimli sessiz çalışma alanlarıdır. Yani kütüphaneye gittiğinizde de çok sessiz ders çalışabilir bir ortam bulursunuz ama buralarda ancak hafta sonu gidebilirsiniz veya hafta içi okul öğlen bitiyorsa öğleden sonra gidebilirsiniz. Ya da yine akrabalarda da bazen mesela babaanne veyahut da işte teyze, onların çocukları yoktur, çocukları büyüktür. Orada sessiz bir ev ortamı vardır. Oraya gidip sadece ders çalışmak üzere gidip sonra akşam geri eve dönebilirsiniz. Süper sessiz bir ortamda çalışabilirsiniz. Aynı zamanda dershane ortamı dediğimiz şey, yani dershanedeki o sessiz ders çalışabilir ortamın çok daha iyisini kendinize bir program oluşturarak yaparsınız. Bunu da şöyle yapacaksınız. Onun nasıl olacağını şöyle göstereyim. Mesela bir şuradan boş sayfa alalım, varsa bir boş sayfa bulalım. Bakalım var mı boş sayfamız. Şöyle gösterelim. Hemen oradan bir boş sayfa geldi bize. Evet. Şu boş sayfayı alalım. Bakın burada boş bir sayfamız var. Şimdi bakın. Normalde diyelim ki, tabii biraz karışık bir sayfa oldu ama yapacak bir şey yok. Diyelim ki çalışmamız gereken dersler ne? Türkçe dersimiz var. Ondan sonra matematik dersimiz var. Fen dersimiz var. İşte inkılap dersimiz var. Başka hangi dersimiz var? İngilizce dersimiz var. Din dersimiz var. Derslerinizi buraya yazıyorsunuz. Sonra çalışacağınız kaynakları yazıyorsunuz. Bir kere örnek sorulara bakacaksınız. Bu bir. İkincisi tabii ki işte birinci kaynak. Sonra ikinci kaynak. Tonguç kaynaklar olabilir. Başka yayınlar olabilir. Fark etmez. Üçüncü kaynak. Dördüncü kaynak. O konuyla alakalı o hafta Türkçe dersinde çalışacağınız soruları kaynaklardan tek tek bitirmeniz lazım. Yani ben Türkçe'de bu hafta işleyeceğim konu diyelim ki cümle öğeleri. Cümle öğelerini, örnek sorularını çözdüm mü? Çözdüm. Birinci kaynaktan atıyorum Tonguç yayınlarından çözdüm mü? Çözdüm. İkinci kaynaktan çözdüm mü? Çözdüm. Üçüncü kaynaktan çözdüm mü? Çözdüm diyeceksiniz ve bu şekilde ilerleyeceksiniz. Hatta biz bununla alakalı ise LGS tekrar programına veriyoruz. Sadece buna da uyabilirsiniz. Ya ben LGS tekrar programında bugün bunları izlemem gerekiyormuş. Bugün bu soruları çözmem gerekiyormuş. Bu kaynaklardan bu sorulara yönelebilirim diyebilirsiniz. Ya da elinizde başka kaynaklar varsa o kaynaklardan da yine işte sözel mantık sorularını veyahut da işte film sorularını çözebilirsiniz. Yeter ki ne yapacağınızı önceden bilin. Ne yapacağınızı önceden bilmezseniz dershanedeki verimi, ortamı yakalayamazsınız. Demek ki neymiş? Bir, ortamı kütüphane gibi sessiz ortamlarla hallediyoruz. Ne çalışacağımızda, ne vereceğini de kendimize kendimiz program yaparak ya da bu şekilde bizim ücretsiz verdiğimiz LGS tekrar programlarından faydalanabiliyorsunuz. 134 gün kaldı demiş. 134 gün yeter mi demiş. Hemen şöyle bir istatistik yapalım. Birincisi 134 gün kesinlikle yeter. Niye biliyor musunuz? Şimdi size sınavda 90 soru soracaklardı. 50 sayısal, 50 sözel. 50 sözel, 40 sayısal. Bunun toplamı 90 ediyor. Günde de en az 2 tane deneme çözün diyoruz. Yani 2 deneme sorusu kadar soru çözün. Yani 180 soru çözün diyoruz. Günde 180 soru gerçekten hedefi yüksek bir öğrenci için hiçbir şey. Ben en azı söylüyorum bakın şu anda. 180 soru çözseniz ve 134 günde 4 günü hiç çalışmasanız, yani bayram, seyran, tatil olsa, 180 bölü 180 çarpı 130 dediğimizde bu 23.400 ediyor. Bu da neredeyse 46 tane kitaba denk geliyor. Yani 40 tane kitaba denk geliyor. 40 tane kitap bitireceksin sen. Hem de sınava 130 gün kala hiç azmini bozmadan ve günde de sadece 180 soru çözeceksin. Gerçekten hedeflerine, hayallerine ulaşabilirsin. Hala kazanabilirsin ve mutlaka da kazanırsın diyoruz. Dolayısıyla 134 gün hala değerli bir zaman. Günün sözüne geçtiğimizde Carnegie güzel bir söz söylemiş. Gülümseyin, öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele ruhunuza katın demiş. Gerçekten sevgi dolu bir söz. Şu anda biz gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız var. Pozitif düşüneceğiz, kazanabileceğimize inanacağız ve 134 günü de sımsıkı çalışaraktan bitireceğiz. Günün kitabına baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü görüyoruz. Birazcık uzun bir roman, değerli bir roman. Türk Edebiyatı'ndaki en önemli romanlardan bir tanesi. Üniversitede bu romanın özeti de çıkıyor. Mutlaka bunu bilmemizi istiyorlar. Hayri İrdal Bey'in çevresine gelişen romanlar. Türkçemizi geliştirmek adına gerçekten önemli bir eser. Günün okuluna baktığımızda Kadıköy Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. Tabii ki dilimi de yüksek olmasan da belli. Çok başarılı öğrenciler, çok iyi üniversite sınav sonuçları bu okuldan çıkıyor. Tıp fakülteleri, mühendis fakülteleri, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazananlar,
Gerçekten yüksek bir başarı oranı var. 5 yıl İngilizce eğitim veren bir okul. Günün sorusunu hemen soralım ve videomuzu bitirelim. Kalıtsal özellikler anne ve babadan yavru bireylere hangi genetik yapıyla geçer? Hocam bu zeka sorusu değil diyebilirsiniz. Bu günün sorusu. Yani bunu biliyor olmanız lazım. Bu LGS'de de bir şekilde karşınıza gelebilir. Böylece birazcık derste çalışalım istiyoruz. Ödülü sorumuzu da cevaplamayı unutmayın. Hadi bakalım, görüşmek üzere.